Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün hepimizin çok sevdiği elmalı kurabiyeyi oldukça pratik bir yöntemle hazırlayacağım. Görünüşüyle crumble'ı anımsatan bu kurabiyeyi tepside hazırlayıp dilimlere bölerek servis edeceğim. Yaz aylarında üzerine bir top dondurma ile birlikte gayet güzel bir tatlı alternatif olacağını da düşünüyorum. Dilerseniz hemen bu nefis kurabiyenin yapılışına geçelim. Kurabiyemizin hamuru için oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı şekeri uygun bir kapta çırpalım. Ardından toplamda 3,5 su bardağı kadar unun bir kısmını, yarım paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilyayı ekleyerek spatula ile karıştıralım. Geriye kalan unu da yavaş yavaş ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Unu bu şekilde yavaş yavaş ekleyince hamuru yoğurmak daha kolay olacaktır. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde, tart hamuruna benzeyen bir kıvama geldikten sonra hazır demektir. Şimdi buzdolabı poşetimizden bir tane alalım. Hazırladığımız hamurdan mandalina büyüklüğünde bir parçayı kopararak yuvarlayalım ve buzdolabı poşetin içerisine yerleştirelim. Ayırdığımız hamuru bu şekilde derin dondurucuda yarım saat kadar dinlendirelim. Geriye kalan hamurumuzu dikdörtgen fırın tepsimize alalım. Elimizle bastırarak hamuru tepsinin tabanına ince bir tabaka olacak şekilde yayalım. Tepsiyi bu şekilde buzdolabına kaldıralım ve kurabiyemizin iç harcını hazırlamaya geçelim. Bunun için uygun bir tencereye rendelediğimiz 4 büyük boy elmayı, 4 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçını alalım. Elmaların rengi dönünceye kadar güzelce kavuralım. Harcımıza son olarak dövülmüş ceviz ekleyelim ve 1-2 dakika daha kavuralım. Bu arada ceviz ekleyip eklememek sizin tercihinize bağlı. Dilerseniz cevizsiz olarak da hazırlayabilirsiniz. Fırın tepsimizi alalım ve ilk sıcaklığı çıkan elmalı harcımızı hamurun üzerine boşaltalım. Tüm tepsiyi kaplayacak şekilde güzelce yaydıralım. Daha sonra dondurucuda beklettiğimiz hamuru poşetinden çıkartalım ve elmalı harcın üzerine gelecek şekilde rendeleyelim. Gördüğünüz gibi çok pratik bir yöntem. Tek tek kurabiyelere şekil vermek için uğraşmanıza gerek yok. Bu yöntemle hızlıca elmalı kurabiyeler hazırlamış olacağız. Tepsimizi bu şekilde 180 derece önceden ısıttığımız fırına verelim. Yaklaşık 40 dakika kadar pişirelim. Tepside elmalı kurabiyelerimiz güzelce piştiler. Şimdi son olarak üzerlerine bolca pudra şekeri serpelim. Kurabiyelerimizi dilimledikten sonra servis edebiliriz. Bu tarif pratik olmasının yanı sıra değişik sunumuyla da dikkat çekecektir. Tabanında incecik hamur ve içinde elmalı harcı ile gerçekten nefis görünüyor. Eğer tarçın seviyorsanız servis ederken üzerine biraz tarçın serpiştirebilirsiniz. Ya da dondurmayla servis ederek lezzetini ikiye katlayabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bu pratik elmalı kurabiye tarifini denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Eğer denerseniz fotoğraflarını bizimle paylaşmayı unutmayın. Videonun sonuna beğeneceğinizi düşündüğüm farklı tariflerimi de ekliyorum. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olup zili de tıklarsanız çok sevinirim.
Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.